Zaman kısıtlı bir beslenme şeklinin, koruyucu ve düzenleyici proteinler, kanser, metabolik sendrom gibi insan sağlığı ile ilgili durumlarda olumlu gelişmelere yol açtığı düşüncesiyle, Baylor Tıp Fakültesi tarafından, yaş ortalaması 32 olan 13 erkek biri kadın olmak üzere 14 denekte bir çalışma gerçekleştirildi. 30 gün planlanan çalışma, şafak vakti yapılan bir kahvaltı ile akşam yemeği olmak üzere iki öğünden oluşuyordu. Günlük tutulan oruç süresi, en kısa gün için 14 saat 23 dakika, en uzun gün için 14 saat 48 dakika olmak üzere, bu aralıkta değişen sürelerle gerçekleşti. Deneye başlamadan önce, 30 günün sonunda ve oruç tamamlandıktan bir hafta kadar sonra kan gibi çeşitli parametreler incelendi. Aşırı seviyeleri, meme, kolon, akciğer, prostat, gırtlak, mide ve rahim dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerinde rol oynayan protein seviyelerinde azalma görüldü. Yine, akciğer ve meme kanseri dahil olmak üzere çeşitli tümörlerde çoğalan farklı bir enzimde 4. hafta sonunda başlangıca kıyasla azalma görüldü. Fazla salınımı, yumurtalık ve gırtlakla ilişkili kanserlerde ifade edilen bir enzimde 4. hafta sonunda başlangıca kıyasla azalma görüldü. Aşırı sentezi kalın bağırsak kanserinde etkili olan organik bileşik ve protein grubunda önemli azalmalar görüldü. Beyin tümörleri ile ilişkili, genler tarafından kodlanan protein seviyelerinde azalma görüldü. Azalan miktarlarda düzenlendiği takdirde kanserle ilişkilendirilen protein seviyelerinde 14 ila 160 kat arası artış saptandı. Akciğer ve rahim ağzı gibi kanser türlerinde rol oynayan, çeşitli tümörleri baskılayıcı enzimlerde 9 kat artış saptandı. Karaciğerdeki hücre döküntülerinin ve bağışıklık düzenlemesinin temizlenmesinde hayati rol oynayan bir protein seviyesinde 40 kat artış gözlemlendi. Buna göre oruç tutmak, hücre döküntülerinin karaciğer ile ilgili temizlenmesini artırabilir, iltihabı azaltabilir ve bağışıklık fonksiyonunda iyileştirmeler yapabilir. DNA onarım ve DNA onarım sinyal yolunda arabulucu olan bir proteinde 45 kat artış gözlemlendi. Bu bulgular, oruç tutmanın ultraviyole ve iyonlaştırıcı radyasyondan zarar gören DNA'nın onarımını sağladığını göstermektedir. Pasif olması durumunda karaciğer ve yağ dokularında, yağ depolaması artışı ve obeziteye yatkınlıkla sonuçlanan bir genin protein seviyelerinde 11 kat artış gözlemlendi. Düşük miktar oluşumunda, Alzheimer, şizofreni, kronik ağrı ve travmatik beyin hasarı gibi çeşitli nörolojik bozukluklarla ilişkili protein seviyelerinde 25 kat artış saptandı. Yani oruç tutmanın bilişsel işlevi geliştirmede, Alzheimer'ın önlenmesinde ve tedavisinde bipolar ve şizofreni dahil olmak üzere çeşitli nöropsikiyatrik bozuklukların iyileştirilmesinde etkileri olabileceğini düşündürmektedir. İnsülin direnci, diyabet ile ilgili proteinlerde düzenlemeler sağladığı görülmüştür. Hücre iskeletinin yeniden şekillenmesinde, glikoz, lipid metabolizmasında ve kan basıncı düzenlemesinde önemli bir rol oynayan temel bir protein seviyesinde 127 kat artış, bir diğerinde 15 kat artış vardı. Hücre iskeleti ve hücre zarı arasındaki iletişime aracılık eden bir protein seviyesinde 95 kat artış saptandı. 4. haftanın sonunda çalışma öncesi ölçümlere kıyasla, sistolik kan basıncında ve nabız basıncında önemli bir azalma olduğu görüldü. Ayrıca, sirkadyen saati, ilişkili genleri ve proteinlerin oluşturulma sürecini düzenlediği de belirtilmiştir. Canlılarda biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal birçok süreç, sirkadyen ritim olarak tanımlanan yaklaşık 24 saatlik periyotlar halinde salınım gösterir. Beynimiz ve vücudumuz bir sirkadyen ritim döngüsünde biyolojik saatlerle uyumlu çalışır. Sirkadiyen ritmin düzensizliği metabolik sendrom, obezite ve diyabet başlangıcı, kardiyovasküler hastalıklar, vücut ağırlığı ve lipid düzeyleri ile ilişkilidir. Yapılan fare çalışmaları sirkadiyen saat ritminin bozulmasının kansere ve metabolik sendroma yol açabileceğini göstermiştir. Özetlemek gerekirse, 30 günlük oruç, iltihap, zihinsel sağlık, bilişsel bozukluklar, metabolik sendrom, obezite, diyabet, kanserleşme süreci gibi sorunlara karşı koruyucu ve düzenleyici proteinler ile sonuçlanarak, kanserin yanı sıra çeşitli metabolik, enflamatuar ve bağışıklık hastalıklarında, Alzheimer ve nöropsikiyatrik bozukluklarda önleyici ve tedavi edici bir yaklaşım olabileceğini düşündürmektedir. Daha fazla denekte, daha geniş kapsamlı çalışmalar farklı sonuçlar verir mi bilinmez ama, mevcut çalışma dahilinde, faydaları bu şekilde düşünebiliriz.